1970'lere kadar bazı ülkelerde kadınların futbol oynaması yasaktı. Bu ülkelerden biri de futbolun beşiği İngiltere'ydi. Dönemin toplumsal hareketleri ırk ve cinsiyet eşitsizliğini gündeme alınca yasaklar bir bir kalktı ve kadınlar futbol oynamaya başladı. Türkiye'de kadınlar ilk defa 1959 yılında İzmir'de futbol oynadı. Bu tarihten sonra 1969 yılına kadar Türkiye'de kadın futboluna dair herhangi bir iz bulamıyoruz. 1969 yılında İtalya kız takımı ile Avrupa Karması kız takımı arasındaki karşılaşma İstanbul'da oynandı. Avrupa Karması'nda yer alan futbolcumuz Afitap bu karşılaşmada gol atınca kadın futbolu ülkemizi tekrar önem kazanmaya başladı. O yıl açılan Kınalı Ada futbol takımı 1973 yılında ismini Dostluk Spor olarak tescil ettirdi ve Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı resmi olarak kurulmuş oldu. Dostluk Spor 1978 yılına kadar rakipsizdi. Rakipsizdi derken karşısında oynayacak bir kadın takımı yoktu. Bu yüzden jübile ve hazırlık maçlarında erkek takımlarıyla karşılaşıyordu. Kulüp bu dönemde Türkiye'nin pek çok şehrini tek tek dolaşarak kadın futbolunu tanıtmaya çalıştı. Bir futbol karşılaşması düzenleyip Van'daki depremzelere gelirini bağışladı ve takdir topladı. Gazete ilanlarıyla oyuncu aradı, uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etti. 1978 yılında çeşitli illerde kulüpler kurulmaya başlandı. 1984 yılında ilk defa kadın takımları arasında bir turnuva düzenlendi. Final karşılaşmasını 5000 kişi izledi. Futbol Federasyonu kadın futbol ligi kurmak istedi fakat takım sayısının yetersiz olduğunu söyleyerek ligi kurmaktan vazgeçti. 1994 yılında Türkiye Kadın Futbol Ligi başladı. Bir yıl sonra A milli takımımız kuruldu. Milli takımımız ilk karşılaşmasında Romanya'ya 8-0 yenildi. İlk ligin şampiyonu Dinarsu oldu. Kulüp 4 kez üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Bu 4 yılda 54 karşılaşmada 50 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 276 gol atarken kalesine sadece 11 gol gördü. Ne var ki Dinarsu Futbol Federasyonu'nun kadın futboluna ilgi göstermediğini belirterek ligden çekilme kararı aldı. Kadrosundaki oyuncular ise çeşitli takımlarda futbol oynamaya devam etti. 2000 yılı Türkiye kadın futbolu için kriz dolu bir dönemdi. Şiddet ve şike iddialarına finansal sorunlar da eklendi. Bu sorunlara Türk futbolunun kronik sorunu olan yönetememe de eklenince 2004-2005 sezonunda liglere bir süreliğine ara verildi. Takip eden sezonlarda genç takımlar seviyesinde karşılaşmalar yapıldı ve U19 milli takımı kuruldu. Futbola ilginin artması U17 ve U15 milli takımının kurulmasını sağladı. Şu ana kadar milli takımlar seviyesinde en büyük başarımız Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda U15 milli takımımızın elde ettiği üçüncülük. Bunun dışında henüz uluslararası ölçekte bir başarıya imza atamadık. Günümüzde Türkiye Kadın Futbol Ligleri 1., 2. ve 3. ligden oluşuyor. Mücadele eden kulüplerden bazıları şirket kulüpleri, bazıları küçük ölçekli kulüpler ve üniversiteler, bazıları ise belediye kulüpleri. Beşiktaş kadın futbol takımı 2014-2015 sezonunda 3. ligdeydi. Şu an 1. ligin en güçlü takımlarından biri. 7 Mart 2020'de Vodafone Kupası'nda Atletico Madrid'de özel bir karşılaşma düzenlendi. İlgi beklenenden fazla oldu ve kadın futbolunun tanıtımı başarıyla yapıldı. Konak Belediyespor ve Ataşehir Belediyespor rekabeti ise bu ligin derbisi niteliğinde. Ataşehir'in 3, Konak Belediyespor'un ise üst üste 5 şampiyonluğu var. Konak Belediyespor 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Bu seviyedeki birlik için oldukça iyi bir derece diyebiliriz. İki kulüpte milli takıma çeşitli yaş gruplarında pek çok oyuncu kazandırdı. Trabzonspor 2008-2009 sezonunda şampiyon oldu fakat bir süre sonra faaliyetlerine son verdi. Galatasaray ise birkaç yıl önce takımın faaliyetlerini finansal küçülme sebebiyle sonlandırdı. Fenerbahçe kadın futbol takımı 90'larda mevcuttu. Bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Yani anlayacağınız Süper Lig'de mücadele eden 18 takımdan sadece Beşiktaş bu alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye'de kadın futbolu evet istenilen seviyede değil ama yine de bir hareketlilik var. Erkek takımı çalıştıran kadın futbol antrenörleri var. Özgür Göze Açık Ak Yıldız erkek futbol takımlarını yıllardır çalıştırıyor. Hilal Başkol, Özlem Önder ve Songül Paksoy erkek takımı çalıştıran diğer kadın antrenörlerimiz. Bazı kadın antrenörler çeşitli seviyelerdeki erkek takımlarına yardımcı antrenör olarak da görev yapıyor. FIFA Kokart'ta kadın baş hakemlerimiz ve yardımcı hakemlerimiz var. Yakın zamanda yapılan çalıştayda 2. ligde ve 3. ligde kadın hakemlerin görev yapmasının önündeki engeller kaldırıldı. Lale Orta başlı başına bir video konusu. Umarım bir gün kendisiyle tanışma fırsatı bulurum. Türkiye'nin ilk lisanslı kadın antrenörü, ilk FIFA Kokart'lı kadın hakemi ve ilk kadın futbol spikeri. Şu an akademisyen ve kadın futboluyla ilgili pek çok çalışması ve makalesi bulunmakta. Berna Gözbaşı Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu. Bunun dışında zaman zaman Türk kadınları futbol kulüplerine başkanlık yapmaya devam ediyor. Belki hatırlayanlarınız vardır, bir dönem Şalvar Spor isimli bir takım kurulmuştu. Şalvarlı kadın futbolcular yeşil sahada top koşturuyordu. Yani anlayacağınız Türkiye'de futbola erkekler kadar kadınların da bir ilgisi var.
Federasyon futbol oynamak isteyen kız öğrencilere burslu okuma konularında yardımcı oluyor. Okul, kulüp işbirliği gibi projeler gerçekleştiriliyor. Sporcu sağlığı için bakanlık ile protokol imzalandı. Sağlık masraflarının bir kısmı karşılanıyor. Ayrıca şampiyon olan kulübe 75-100 bin TL arası bir ödül veriliyor. Federasyonun nihai amacı kadın futbolunda uluslararası başarı kazanmak ve bunun için gerekli altyapıyı kurmak. E tabi kadın futbolunun gelişmesinde biraz da UEFA'nın taleplerinin etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte Türkiye'de kadın futbolunun pek çok sorunu da var. Şu an Türkiye'de kadın futbolu amatör statüde olduğu için sosyal güvence, sağlık ve sözleşme gibi çözülmesi gereken büyük meseleler var. Bir sporcu sakatlandığında tedavi masraflarını kulüplerin ödemesi pek mümkün olmuyor. Futbol mu, eğitim mi ikilemi çok fazla yaşanıyor. 18 yaş altı sporcular eğitim ve hayat şartları sebebiyle futbola devam edemeyebiliyor. Beden eğitimi bölümü kazanan sporcular biraz daha şanslı olsa da bu isimlerin çoğu yine hayatlarını devam ettirmek zorunda oldukları için milli takıma dahi veda etmek zorunda kalabiliyor. Kadın futbolunda futbolcuların ücretleri oldukça düşük. Amatör statüde kalıp da para kazanmak Türkiye'de pek mümkün değil. O yüzden sporcular önlerini göremiyor. Gelecek kaygısı daha ağır basabiliyor. Tesis, konaklama gibi sorunlar oyuncuları futboldan soğutabiliyor. Müessese kulüpleri kadın futboluna yatırım yapıyor ve başarılar elde ediyor. Fakat asıl tanınırlığı kulüpler sağlıyor. Beşiktaş dışında başka bir kulübün yatırım yapmaması kadın futbolunun ilerlemesi önündeki en büyük engel. Yayın geliri diye bir şey yok. Futbolcu satıp para kazanmak ise çok düşük bir ihtimal. Sponsor yok çünkü sponsorların öncelikli kaygıları seyirci. Kadın futbolunun seyircisi ise oldukça az. O yüzden destekler sosyal sorumluluk projelerinden öteye gitmemiş oluyor. Dünyada da bizde de kadın futbolu ekonomik açıdan iyi yerlerde değil. Fakat ülkemizde bu sorun daha çok hissediliyor. Ekonomik sorunlara bir de kültürel ve toplumsal baskılar da ekleniyor. Kadınlar futbol oynamasın, estetik değil ya da çok kötü oynuyorlar yahu diyenler de var. Kadın sporcular yine kendi gibi kadın olan arkadaşları tarafından da eleştirilebiliyor. Ailelerinin desteğiyle ya da kendi çabalarıyla milli formayı giymeyi hak eden pek çok oyuncumuz var. Fatma Kara Almanya'dan geldi, Türkiye'de forma giydi ve İzlanda Ligi'ne transfer oldu. Melike Pekel milli takımın 10 numarası. İpek Kaya ve Selengül Altunkulak ile birlikte Fransa'da forma giyiyor. Büşra Barut Danimarka Ligi'ne top koşturuyor. Dilan Ağgül, Selin Dişli, Ebru Uzungüney ve Aycan Yanaç Almanya'da forma giyen diğer milli futbolcularımız. Kader Hançer yakın zamanda İspanya'ya transfer oldu. Esra Erol yıllardır ligimizde forma giyiyor ve Beşiktaş'ın kaptanlığını yapıyor. Bilgin Defterli Dinarsu'da yetişti. 2000'li yıllardaki futbol krizinin ardından Almanya'da şansını denemeye karar verdi. Bu ligde yıllarca forma giydi. Eski milli oyuncumuz Nurcan Çelik sağlık sorunlarına rağmen futboldan kopmadı. Akdeniz Nur Çelik Spor Kulübü'nü kurdu ve kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor. Günümüzde Yağmur Uraz, Didem Karagenç, Ece Türkoğlu ve adını sayamadığım birçok önemli sporcumuz var. Yeni sporcularımız da yetişmeye devam ediyor. Futbol dışında başka uğraşları olan sporcularımız da var. Seren Ayaktaş bir süre oyunculuk ve futbol kariyerini birlikte sürdürdü. Ardından Survivor'a katılarak Beşiktaş transferini askıya aldı. Oyunculuk kariyerine önem verdiği için futbola geri dönmedi. Aycan Survivor'a İrem Eren O Ses Türkiye'ye katıldı. Belki oyuncu, belki şarkıcı olacaklar ya da belki de hiç futboldan kopmayacaklar. Zaman ne gösterir bilmiyoruz. Yine bazı sporcularımız hem öğretmenlik hem futbolculuk yapıyor. Sevgi Çınar Kahramanmaraş Elbistan'da öğretmenlik yapıyor, karşılaşmalar için İstanbul'a gidiyor ve tekrar okuluna dönüyor. Deplasmana gidildiğinde işi daha zor oluyor. Buna rağmen ne sevdiği meslek olan öğretmenlikten ne de sevdiği futbol kulübü olan Beşiktaş'tan kopabiliyor. Bütün zorluklara rağmen iki işi de birlikte yapmaya çalışıyor. Dünyaya baktığımızda yakın zamanda yatırımların arttığını söyleyebiliriz. Atletico Madrid Barcelona karşılaşmasını 60.730 seyirci izledi ve bu alanda dünya rekoru kırıldı. Visa, UEFA'nın ilk kadın futbolu ticari ortağı oldu. İngiltere'de Kadın Ligi isim sponsorluğuna ödenen rakam 3 milyon sterlin. Dünyanın en zengin 20 kulübünden 17'sinin kadın futbol takımı bulunuyor. Real Madrid kadın takımını bu sene kurdu. Juventus kadın futbol takımının ilk karşılaşmasını yaklaşık 40 bin kişi izledi. İtalya Futbol Federasyonu kadın ligine 11 milyon euro bütçe ayırdı ve ligi profesyonel statüye taşımak için çabalıyor. Almanya'da da benzer bütçe ayrılırken Türkiye'nin ayırdığı tutar 2,5 milyon euro. Dünyada kadın futboluna artan bir ilgi var ama bunu ne finansal olarak ne de sportif olarak erkek futboluyla kıyaslamak pek olası değil. Bazen bu tartışmalar cinsiyetçilik, gelir adaletsizliği ve feminizm boyutuna taşınabiliyor. Türkiye'de de kadın sporcuların sorunları çok daha büyük. Yöneticiler kadın futboluna maddi yük, külfet, zorunluluk gözüyle bakıyor.
Bazı kulüpler finansal nedenlerle kapatıldı. Bazı futbol kulüpleri ise yöneticilerin kadın futboluna sıcak bakmamasından ötürü kapatıldı. Hatta yöneticilerden biri "kadınların hormonu bozuluyor yahu" deyip kulübü kapatmaya çalışınca tepki aldı ve faaliyetlerini bir yıl daha uzatmak zorunda kaldı. Sporcular bir yandan tesis olmadan zor şartlarda futbol oynuyorlar, diğer yandan ise geçinme, iş, toplumsal baskı gibi meselelerle mücadele ediyorlar. Şartlar daha iyi hale getirilirse Türk futbolcular kendilerini gösterebilir ve uluslararası arenada mücadele etme hakkı elde edebiliriz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada başsağlığı dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Ben dedemi kaybettim ama bana yazan arkadaşlar içinde babasını, kardeşini, annesini kaybedenler vardı. Acılarını benimle paylaştılar. Allah hepsinden razı olsun. Onlara da başsağlığı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.